Merhaba gençler Ünal Yapım olarak bu videoda Paladin Strike'a nasıl girebileceğiniz hakkında önemli bilgiler verdim öncelikle kanala abone olmayı ve ailemize katılmayı unutmayın diyorum gençler ee, ve başlayalım. Aşağı tarafta bir tane link göreceksiniz videonun açıklama linki de. o linke tıkladıktan sonra ee, bu adrese gideceksiniz şimdi göstertiyorum. Şöyle bir adrese gideceksiniz biz de yapalım aynı şekilde sizlerle beraber. <laughs> APK Pure diye bir uygulama var bu... Androidler için abicim indirmeniz gerekiyor. Bu sistem tamamen yurt dışından oyun indirmenize yarayacaktır. Yani nasıl oluyor? Ee, bazı oyunlar belli başlı ülkelerde sadece sınırlandırılıyor. Daha önce bunu Pokemon Go'da da yaşamıştık. Sadece Avustralya ülkesinde açıktı. Aynı bu oyunda sadece Avustralya'ya açık. Onun dışındaki diğer Amerika olsun, İngiltere olsun, İtalya olsun bunların her birine tamamen kapalı. Ee, bu yüzden biz bu uygulama sayesinde bildiğiniz e, Avustralyalı gibi gözükerek oyun indireceğiz. Ama herhangi bir programa ekstradan gerekmiyor. Sadece bu bir kendi başına bir oyun platformu diyebilirim sizler için tıkladıktan sonra biraz bekleyelim ee, indirmeye başlayacak çünkü geldi mi şey geldi evet abicim burada bekleyeceğiz şimdi otomatikman indirme başlatılsın mı diyecek tam dolduktan sonra ya da direkt şuraya da basabilirsiniz Download doesn't start diyor başlamadığı diye bekleyelim ve startik download dedi. Evet üst tarafta indirmemiz başladı. Onu bekliyoruz abicim. Yaklaşık 10 megabaytlık bir uygulama indirecek bu APK Pro uygulamasını indirmeniz yeterli olacaktır. İndirmesini birazcık daha bekleyelim. Bakalım kaç dakika? %3, %7. Ve evet indirmeyi bittikten sonra hemen download diye gözüküyor zaten. Bir kere üzerine tıklayacağım. Sizde Türkçe de gözükebilir. APK Pro uygulaması. Next dedim. Next dedim. Install dedim. Ve şu anda cihazımıza yükledi bunu. Open dedi. Karşımıza uygulamayı açtı. E, uygulama bildiğiniz üzerine ve bir nevi Apple Store'un birebir aynısı. Hatta benzeri de diyebilirim. Onunla çok benzerler. E, bu da bir oyun uygulaması açıkçası. Ama sadece kısıtlama olmaması en büyük fark bizim için zaten bu gerekiyor. Şimdi burada arama yaptığım zaman Paladin Strike diye yazdığım anda çıkmıyor. Bu herhalde daha kimse arattırmadığından dolayı olabilir. Oyun daha yeni çünkü. Ama birazcık aşağı doğru iniyorum. İniyorum. iniyorum, iniyorum, iniyorum. Burada popüler games in last 24 hours yani 24 saat içerisinde çok popüler olan oyunları gösteriyor. İsterseniz burada more deyip hepsini de görebilirsiniz en popüler oyunları veya burada direkt paladins'i de görebilirsiniz. Yeri değişebileceği için en iyisi biz more diyelim yani bütün hepsini göster ve burada paladin strike'ı göreceğiz. Install dedikten sonra okey diyorum ve cihazımıza inmeye başlayacaktır birazdan. Normalde siz bunu yapmaya çalışsanız ee, şu, şu an inmeye başlıyor Evet üst taraftan da görebileceğiniz gibi Normalde siz bunu bilgisayarınızdan Ya da telefonunuzdan işte normal arattırmaya çalıştığınızda Paladin Strike oyunu gözükmeyecektir Çünkü ee, siz Türkiye'ye kayıtlı bir Google hesabınız olduğu için bu oyunu Yükleyemiyorsunuz ama bu eklenti Yani bu APK Pro sayesinde Otomatikman yurt dışındaki yani Avustralya'daki falan Bütün ülke sınırı olmadan bütün oyun Platformlarına bağlanabiliyorsunuz Android Sistemi üzerine e, peki Android'de bu şekilde install dedim yükleniyor. Yükleme işlemi bittikten sonra da yaklaşık 230 MB'lik bir oyun zaten ardından tıklayıp gireceğiz. Bu sırada anlatıma devam edeceğim. Üst taraftan da hatta şöyle indireyim. E, yükleme işlemi bittikten de o bölümü keserim olmazsa gösteririm Peki Apple cihazlarda yani iOS işletim sistemlerinde nasıl yapacağız diye soracak olan arkadaşlarınıza bu birazcık zor. iOS işletim sisteminde böyle tabii ki bir ekstra uygulama olmuyor. O yüzden yapmanız gereken işlem iOS yani icloud.com adresine giderek sizlerin yeniden bir Apple hesabı oluşturmanız gerekiyor ve bu Apple hesabınızın ülkesini Avustralya olarak değiştirmeniz gerekiyor. Avustralya olarak oluşturduğunuz yeni bir Apple hesabınız bir nevi oluyor. Çok basit zaten bir Apple hesabı oluşturmak. E, <laughs> bu Apple hesabınız Avustralya ülkesine göre ayarladıktan sonra yani ülkeyi seçtikten sonra e, kendi giriyorsunuz. Apple mağazanıza hatta onu da nasıl göstertelim birazcık acemice olacak ama telefondan göstermeyim diyorum anlatım basit ee, girdikten sonra ayarlar bölümünde iOS zaten sizin orada bir iCloud bölümünüz vardır hesaplar bölümünde o hesaptan kendi hesabınızı kaldırıyorsunuz bu yeni oluşturduğunuz e, Avustralya hesabını ekliyorsunuz ardından Apple Store'a tıkladığınız zaman Avustralya hesabına gidecektir ve Avustralya hesabından indirmeniz gerekecek ve indirdikten sonra abi Tekrardan e, Avustralya hesabına sileceksiniz hesaplar listenizde kendi orijinal hesabınızı ekleyeceksiniz. Birazcık uzun işlem. O yüzden Apple cihazlarında daha problemli olduğu için ilerleyen bölümlerde çok eğer ısrar ederseniz anlatırım ama şimdilik özeti bu şekilde. Yani yeni bir iCloud hesabı oluşturuyorsunuz. O ülkesi Avustralya diye belirteceksiniz. E, onu gireceksiniz telefonunuza. Ardından indirdikten sonra tekrar kendi bireysel hesabınızı indi, e, yükleyeceksiniz. İşin özeti bu. Birazcık zor ama. <laughs> Evet indirme işlemimiz sonunda bitti ve download complete diye gösterdi. Hemen bunu aşağı doğru indirdiğim zaman gördüğünüz gibi Paladin Strike oyunu gözüktü ve yüklemek istiyor musunuz diyor. Install dedim ve yüklüyor abi gördüğünüz gibi uygulamamız şu anda yüklenmiş durumda. Open dedikten sonra oyunumu açacaktır. Bu şekilde kolay bir şekilde gençler telefonunuzu yükleyebilirsiniz. Şimdi <laughs> gelelim soruna. Bazılarınızda paket ayrıştırılamadı gibisinden bir hasar yani uyarı alabilirler. Bu uyarıyı alanlar gençler ee, neden bu uyarıyı alıyorlar? Uyarı alma sebeplerinin en büyük kısmı telefonlarının Google Play ile e, uyumlu olmaması yani işletim sistemleri atıyorum. E, Android'deki e, güncel sürümle diğerinin güncel sürümü bir olmayabilir. Bu yüzden dolayı ayrıştırılmada hatası alabilirsiniz. Bu hatayı alanlar kesinlikle telefonlarında oynayamayacaklardır. Çünkü güncellemeleri siz çok altında kaldığınız için üstteki artık en son sürüme dayandı dayanan oyunları oynayamıyorsunuzdur. Ama bunun tabii ki de bir çözüm var. Bilgisayarda oynayanlar çok rahat Hiçbir sıkıntı olmadan oynayabiliyor Bunu da nasıl bilgisayarda oynadığımı sizlere yeniden göstereceğim ve ileriki günlerde hatta Belki de bu videoyu izlerken bile paylaşmış olabilirim O yüzden açıklama linkini kontrol edin Bilgisayardan nasıl paladin strike'a Girilir bununla ilgili bir videoda Hazırlayacağım kendinize iyi bakın gençler Kanala abone olmayı unutmayın diyorum Bilgilendirilmek için öncelikle her şeyi siz öğrenin Kendinize iyi bakın görüşmek üzere